Evet, 18 ayı bulan neredeyse bir soruşturma ve kovuşturma sürecinin ardından bugün 4 günlük mahkeme sürecinin sonundayız. Bütün bu sürecin sonunda galiba en kırılma anları bugün yaşandı diyebiliriz. Hem Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in açıklamaları hem de yine Sinan Ateş'in annesinin açıklamaları. Siz de özetlediniz. Evet, aslında... Ee, Ayşe ateş'in e, açıklamaları Hani e, şöyle diyebiliriz Sinan Ateş Eğer ölmemişte yaşıyor olsaydı yani e, bu saldırıdan diyelim ki yaralı kurtulsaydı sanki bugün mahkemede eşinin söylediklerini o söylerdi diye düşünmek lazım Çünkü naklettiği hikayeler naklettiği anekdotlar ve e, tespitler eşiyle birebir paylaştığı her e, konuşmalar diyaloglar Dolayısıyla bana konuşan sanki Sinan ateşti gibi geldi En azından Ayşe ateş'in 18 aydır 1,5 aydır sürdürdüğü bu hukuk ve adalet arayışında kendisi açısından kendisi açısından mücadelesinin belli Hani mücadelesinin hak ettiği sonuçları da almaya başladı adalet açısından. Mahkeme ne karar verir, ne karar vermez. Mahkemeyi bu konuda rahat bırakmak gerekir. Mahkeme tabii ki hukuka uygun karar vermelidir. Ama kendisi ben bir buçuk senedir konuşmadım. Çünkü çocuklarımın ve kendimin güvenliğini sağlamak zorundaydım. Yakınlarım bana konuşma dediler. Bu nedenle konuşmadım. Ama artık ben de öldürüleceğimi düşünüyorum. Eğer adalet sağlanmazsa Dolayısıyla burada hani mezara da gideceksen bu sözlerim bilinsin istedim deniyor. Evet Ayşe Ateş'i bu e, hukuk mücadelesi, adalet mücadelesi nedeniyle de kutlamak gerekir. Peşin peşinde e, birilerini yargılamamak gerekir ama e, somut isimler verdi. E, onları da bugün haberlerden ve sunumumuzdan biliyoruz. E, e, MHP'nin e, üst düzey yöneticilerin isimlerini direkt açıkça, cinayeti azmettirmek biçiminde verdi. Ee, çok özür dilerim. Bir kere daha merhaba diyelim Sayın Mustafa Balba'yla. Altan Sancar aramıza katıldılar Ankara'dan. Merhaba diyelim. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. Peki birazdan döneceğiz. Buyurun Sayın Gül. Ee, bu isimleri vermesi, vermesi aslında dört gündür e, sanık konumundaki e, da, e, daha çok e, tetikçi konumundaki isimlerin cinayeti adli bir e, cinayet gibi göstermek, daha önce çeki ifadelerini değiştirmek yolundaki çabalarına karşı da güçlü bir e, cevap oldu. O yüzden belki de bu sürecin en kırılma anlarını bugün yaşamış olduk. E, i̇simlerini verdiği MHP'li yöneticiler e, çıkıp kendilerini savunabilirler. Tabii on, onların savunmaklarına saygı duyacağız. Onu bekleyeceğiz her zaman olduğu gibi. Ama şunu e, söylememiz gerekir. Bu e, bu andan itibaren olay bir adli cinayet şeklinde yürütülemez. Yürütülmesi çok zor. Yani aslında şunu konuşuyorduk ya Sayın Erdem Gül, ne, ne, ne deniyordu, ailesi de bunu söylüyordu. Basit bir alacak verecek evet, davasına evet, dönüştürülmeye evet, çalışılıyor. Evet, evet. Bu ortadan kalktı. Bu ortadan, kalkmış ortadan oldu. bence bu güçlü bugünkü güçlü açıklamalarla iki anne ve eşin açıklamalarıyla bence ortadan kalktı. E bundan sonra. Tekrar söyleyelim yani e, MHP'li isimler kendilerini savunma her zaman savunabilirler. Ama e, bir e, birkaç konunun ortaya çıkması gerekiyor artık. Birincisi e, Sinan Ateş ülke ocaklarından niye uzaklaştırıldı? Sonra eşine e, bu isimleri, bu dört ismi verip e, benim hakkımda azmettirildi, tetikçi aranıyor bilgisini niye verdi? Kalemimi kırdılar. Kalemimi kırdılar sözlerini neden söyledi? Çünkü eş ve anne de hiçbir paradan söz etmiyorlar, bir alacak verecek meselesinden de söz etmiyorlar asla. Bunların artık açıklığa çıkması gerekiyor. Bir başka gelişme var. Fatih daha hakimdir konuyu ama gün içinde oldu sanırım. Ali Can Uludağ'ın haberi evet. yanılmıyorsam. Evet. Bu çok önemliydi. Önemli gelişme. Olcay Kılavuz'un. Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan ee, Tolga, nın Tolga nın evinde gözaltına alınması. Hı hı. Daha sonra işte o da... Gözaltına suç... alan polis açıkça. Polis polis, polis müdürü. Polis, polis, polis müdürü dedi ki... Dönemin asayiş şube, şube müdür, yardımcısı. müdür yardımcısı. Biz de de sokakta bulmadık. Biz, Evden al. Yani demiş biz sokakta bulmadık gittik Olcay Kılavuz'un evinden aldık. Sonra başka polisler geldi ve sokakta alındı diye evet. tutanak tuttular evet, diye... Evet. Kendisi de suç duyurusunda bulunuyor. Bu daha önce ortaya çıkmıştı ama evet. teyit edilememişti. Böyle hadiseler olmuştu. Da. Yalanlanmıştı tabii, tabii, tabii. Ama tutanın imha edildiği işte daha sonradan evet. böyle tutanak tutulduğu gündeme gelmişti. Ama şimdi ilk defa polis müdürü suç duyurusunda bulundu ee, ve açıkladı oldu. Tabii bu bence şöyle bir noktaya geldik. Yani e, aslında olay görünüyor. Tablo görünüyor. Delillerle de görüyor. Bence mahkeme de görüyor. E, mahkeme belki bu aşamada olayı genişletmek istemiyor olabilir, bilmiyorum. E, ama e, bir tane bir şeyden bahsedelim yani Ayşe Ateş e, bir kadın olarak bence önemli bir demokrasi ve adalet mücadelesi verdi vermeye devam ediyor. E, bu açıdan e, belki alkışlamak gerekir. Evet. E, i̇kincisi de e, bir iki örnek daha vereceğim aynı şekilde. E, Hrant Dink cinayeti var. Aynı gene bildiğimiz aydınlatılamayan. Evet bir tetikçi var ama arkasında kimler var aydınlatılamayan dediğimiz. Orada da biliyorsunuz bir kadın var gene Raquel Dink. Tabii. O da uğraşıyor yıllardır ama henüz aydınlatılamadı. E, başka da vardır ama kamuoyunca çok bilinen davaları sayıyorum. Yine e, Tahir Elçi cinayeti var Diyarbakır'da. Orada da Türkan Elçi Eşinin adaletini savunmak için gitti hukuk fakültesi okudu, avukat oldu. Şimdi CHP'den milletvekili seçildi. Onun da mücadelesini saygıyla alalım kadınlara bir selam göndermiş olalım. Tabii orada da e, hazır yeri gelmişken Tahir Elçi davasında hepimiz hatırlıyoruz. Aylar boyunca inceleme yapılmadı. Sonra kovanlar temizlendi. Ondan sonra ortaya çıktı. Fatih Bey'e dönelim. E, elinde bilgiler var. Oradan sonra Ankara'ya geçelim. Şimdi şöyle... E, Önce bu dört günde biz, dört gün boyunca devam eden mahkemede biz e, şunu gördük. En azından ben şöyle gördüm. Bir gölge var, mahkemenin üstüne düşmüş bir gölge var e, ve duruşmayı, davayı e, belli bir sınırda tutturmaya çalışıyor bu gölge. Yani e, siyasi ayağa ulaşılmaması, siyasi ayağa doğru ilerlenmemesine... E, sağlamaya çalışıyorlar ki eğer böyle de giderse o ikinci iddianame yani 17 kişinin içinde olduğu iddianame mahkeme bu şekilde devam ederse çıkarılamaz gibi e, görülüyor. E, ancak Ayşe Ateş'in açıklamaları, bugünkü açıklamaları, mahkemedeki açıklamaları, direkt verdiği isimler, e, bununla beraber Olcay Kılavuz hakkında bugün akşam saatlerinde yaşanan gelişmenin... E, bu işin seyrini e, değiştirebileceğini e, düşünüyorum.